Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradeye, demokrasiye sahip çıkma çağrısı üzerine meydanlara inerek milli iradeye sahip çıkan binlerce Bolulu, okutulan Mevlid-i Şerif'te demokrasi şehitleri için gözyaşları içinde dua etti. Ülkemize içeriden ve dışarıdan pusu kuran bu hainlere sen fırsat vermedin, bundan sonra da sen fırsat verme ya Rabbel Alemin. TSK içerisindeki bir grup Fethullah Gülen terör örgütü üyesi askerin 15 Temmuz gecesi başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin başından beri karşısında duran Bolu halkı demokrasi nöbetinin 4. gününde de geceyi meydanlarda geçiyor. Bizler taşkınlık yapmıyoruz. Burada bu kadar insan toplanıyor, kırmıyoruz, dökmüyoruz. Müslümanın silahı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Silahul mümininud dua. Müslümanın silahı duadır. Bizler dua ediyoruz. Bollar Türk bayraklarıyla sloganlar ve marşlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi. Yatsı namazını meydanda kılan vatandaşlar daha sonra Bolu Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından okutulan Mevlid-i Şerif'i dinledi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yasifun. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aler Coşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay, Mevlid programı sonrası belediye hizmet tırına çıkarak halka konuşma yaptı. İşimizde, kararlılığımızda çok dikkatli, belki çok hareketli, biraz da toplumun ifade ettiği gibi deli doluyuz. Ama ülke ve geleceği olduğu konuda ise çok sakin, sabırlı ve çok kararlı olmak durumundayız. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletinin kendisine vurulmuş bir darbe. Dolayısıyla bize düşen hep birlikte bu darbeye karşı Türkiye'ye ve hatta dünyaya karşı Türkiye'nin birliğini, beraberliğini haykırmak olacaktır dedi. O tabloyu gördüğümde dedim ki tanklarıyla değil, toplarıyla değil, tüfekleriyle de gelseler bu millet olduğu sürece hiç kimse darbe yapamaz. Hiç kimse darbe yapamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sloganlarla sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarına kadar meydanı terk etmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci bir emrine kadar demokrasi nöbetine devam edeceklerini bildirdiler.